Herkese merhaba. Ben Emin. Bugün sizlere İstanbul içi ulaşımdan bahsedeceğim. Öncelikle İstanbul'a uçak ya da tren yoluyla ulaşılabilir. İstanbul'da iki tane havalimanı bulunmaktadır. Anadolu yakasında Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa yakasında ise dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı bulunmaktadır. Havalimanına indikten sonra istediğiniz yere otobüs, taksi, Uber ya da araba kiralayarak ulaşabilirsiniz. Tren ile ulaşımlarda Avrupa'dan gelen yolcular Halkalı'da inmektedir. Buradan başka bir trene binerek şehir merkezine ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul, metropol bir şehir olduğundan ulaşım ağı çok çeşitlidir. Bu ulaşım araçlarını kullanırken kart satın almanız gerekmektedir. Biletmatiklerden bu işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Turist olarak iki çeşit kart satın alabilirsiniz. Anonim kart satın alıp yüklediğiniz miktarı kullandıkça tekrardan yükleme yapabilirsiniz. Kartın ücreti 6 liradır. Minimum 5 lira yükleme yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise sınırlı kullanım kartlardır. Bunların 1, 2, 3 ve 5 kullanımlık olmak üzere 4 çeşidi bulunmaktadır. Bunları kullandıktan sonra tekrar doldurma imkanınız yok. Fiyatları ise 5, 8, 11 ve 17 liradır. Otobüsler, metro, Marmaray, tren, füniküler, nostalji tramvayını kullanacaksanız kart satın almanız gerekmektedir. Minibüs, dolmuş, taksi ve Uber kullanırken nakit ödemeniz gerekmektedir. Bazı taksileri ve Uber'i kredi kartıyla ödemeniz de mümkündür. İstanbul'un nüfusu fazla olduğundan dolayı gün içerisinde trafiğin olmadığı saat neredeyse yoktur. Bu sebeple Uber, taksi ya da araç kiralamak genelde diğer toplu taşıma araçlarına nazaran daha az tercih edilmektedir. İstanbul'a özgü olan metrobüs ise E5 karayoluna paralel bir otobüs hattıdır. Şehrin kalbinden geçen metrobüs hem güzergahı hem de 24 saat kullanıma açık olması sebebiyle toplu taşımayla ulaşımın temelidir. Metrobüsün başlangıç ve bitiş durakları olan Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü arasında 44 durak bulunmaktadır. Bir diğer seçenek otobüstür. Otobüslerin şehir içinde gitmediği yer neredeyse yoktur. Otobüs hatlarına telefonunuza yükleyeceğiniz Mobi ETT uygulaması sayesinde kolayca erişebilirsiniz. Az önce bahsetmiş olduğum kart ile kullanabilirsiniz. İstanbul'a özgü sayılabilen minibüs ve dolmuş seferleri ise üzerinde yazılan tabelalar aracılığıyla olmaktadır. Turistik bölgelerde pek görülmemektedir ancak günlük yaşamda İstanbulluların sıkça tercih ettikleri bir ulaşım aracıdır. Bu ulaşım araçlarında yalnızca nakit ödeme kabul edilmektedir. Bindiğinizde gideceğiniz yeri söyleyip parayı uzatmanız yeterlidir. Ancak taksiden farkı, sizin o minibüs veya dolmuşun hali hazırda gidecek olduğu güzergah üzerinden inecek bir yer seçiyor olmanızdır. Bir başka seçenek ise metrodur. Otobüse göre daha rahat bir ulaşım aracıdır. Toplamda 7 metro hattı bulunmaktadır. Yapımı devam eden metro hatları da mevcuttur. Satın aldığınız kart ile kullanabilirsiniz. İlk metro seferi 1989 yılında Yenikapı Atatürk Havalimanı hattında yapılmıştır. İstanbul'un tarihi yarımadasında özellikle tramvay ile kolayca seyahat edebilirsiniz. Toplamda 4 tramvay hattı bulunmaktadır ve 3'ü Avrupa yakasındadır. Kabataş'tan Karaköy'e, Eminönü'nden Sultanahmet'e ve daha birçok turistik noktaya tramvay ile erişim sağlayabilirsiniz. Tramvay hatlarından özellikle turistleri cezbeden Taksim Tünel Nostaljik Tramvayını kullanmanızı tavsiye ederiz. Satın aldığınız kart ile kullanabilirsiniz. İlk tramvay hattı 1871 yılında Eminönü Aksaray tramvay hattıdır. İstanbul'da tren hattı sahile paralel şekilde ilerlemektedir. 2013 yılında yenileme çalışması ile tren hatları birleştirilerek Avrupa ve Anadolu yakası birbirine bağlanmıştır. Marmaray, Boğaz'ın altından geçerek iki yaka arasındaki ulaşımın hızlı olmasını sağlamaktadır. Yapım çalışmaları hala devam ederken Avrupa ve Anadolu yakasını birleştiren Marmaray hattı bulunmaktadır. Yüksek hızlı tren durakları da mevcuttur. Bu duraklardan başka şehirlere tren ile yolculuk yapılabilmektedir. Yüksek hızlı tren hariç tren hattını satın aldığınız kart ile kullanabilirsiniz. Şu anda Marmara ile Halkalı'dan Gebze'ye ulaşım mümkündür. Satın aldığınız kartla yapabileceğiniz bu yolculuğu 43 durağı 117 dakikada geçerek tamamlayabilirsiniz. İstanbul içerisinde bir adet füniküler hattı bulunmaktadır. Taksim Kabataş arasında bulunan bu hat 2006 yılında açılmıştır. Satın aldığınız kart ile kullanabilirsiniz. İstanbul içerisinde 2 adet de teleferik hattı mevcuttur. Bu hatlar Maçka Taşkışla ve Eyüp Pierre-Loti hatlarıdır. Turistler özellikle Eyüp Pierre-Loti hattını tercih etmektedir. Satın aldığınız kart ile kullanabilirsiniz. İlk teleferik hattı 1993 yılında açılan Maçka Taşkışla hattıdır. İki kıtayı birleştiren İstanbul'un kalbi olan bir diğer ulaşım aracı ise deniz yoluyla ulaşımdır. Deniz yolu ile iki yaka arasında seyahat etmenin yanı sıra farklı şehirlerde deniz yolu ile yolculuk yapabilirsiniz. Vapurlar, deniz otobüsleri, feribotlar.
iki kıta arasında ulaşımı sağlamanın yanı sıra İstanbul içerisinde bulunan adalara da bu sayede ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle turistlerin tercih ettiği Boğaz turunda tavsiye ederiz. Satın aldığınız kartı iki kıta arasında ve adalara olan ulaşım için kullanabilirsiniz. Boğaz turu ve başka şehirler olan seferlerin fiyatlandırması farklıdır. İki kıta arasında bir başka ulaşım aracı ise sahillerdeki tekne ya da kayıklardır. Kaptanları ile konuşarak nakit karşılığı karşı kıyıya geçiş sağlayabilirsiniz. İstanbulluların çok sık kullanmadığı ama alternatif olarak deniz taksiler de mevcuttur.